Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar güneş yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve Merkür bu haftadan itibaren artık yengeç burcunda ileri harekete dönecek. Evet Ağustos başına kadar Merkür yengeç burcunda ileri harekette son 3 haftadır ilişkilerinizde işbirliklerinizde, yasal işlerinizde Merkür'ün retrosu nedeniyle bazı sorunlar, karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Ya da Bilinçli davrandınız, bir şeyleri ertelediniz, beklediniz. Şimdi artık Merkür düzeliyor. Daha rahat anlaşmalar yapabilirsiniz, sözleşmeler yapabilirsiniz, imza atılması gereken konular varsa atabilirsiniz. İlişkilerde evlilik gibi konular, eşinizle, partnerinizle olan iletişimler daha rahat ilerleyebilir. Evet bu hafta Venüs İkizler Burcu'nda ileri harekette. Mars Koç Burcu'na geçişini yaptı. biraz enerjinizi ev ve yuva alanlarına daha fazla odaklıyorsunuz. Biraz zaman zaman yorulabilirsiniz. Pazartesi günü de Ay Koç Burcu'nda olacak. Bu evinize, ailenize, yuvanıza ait konuları öne çıkarıyor. Meşguliyetleriniz var, sorumluluklarınız var. Bazılarınız evde işler, evde çalışıyorsunuz belki. Ya da bir evi düzenliyorsunuz, taşınıyorsunuz ve benzeri ya da Aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgili bazı konular var. Bunlar duygusal anlamda da, fiziksel anlamda da siz biraz yorabilir. Üzerinizde baskı yaratabilir. Biraz sağduyu olanın daha sakin olmaya çalışalım. Kronik ağrılar, baş ağrıları, eklem ağrıları, diş ağrıları, diz ağrıları. Sizin ya da aile üyeleriyle ilgili konular yine pazartesi günü gündemde olabilir. Bunlara da temkinli yaklaşmakta fayda var. Pazartesi akşam saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek. Bu bir enerji değişimi yaratacak. Perşembe sabahına kadar iki buçuk günlük süreç keyfimiz de aslında yerine geliyor. Yani hafta başı biraz yorucu başlıyoruz ama hemen Pazartesi akşamına itibaren şöyle bir keyfimiz yerine geliyor. Özellikle salı günü bazı sürpriz gelişmeler olabilir. Bize heyecanlandıracak teklifler alabiliriz. Ya da keyif aldığımız işlere yönelebiliriz. Romantizme zaman ayırmak, sevdiğimiz kişilerle birlikte olmak, çocuklarımızla ilgilenmek, onlarla bazı faaliyetler yapmak veya tamamen kişisel zevklerimiz. Yani neyse müzik dinlemek istiyorsunuz, resim yapmak istiyorsunuz, gezmek dolaşmak istiyorsunuz, doğada zaman geçirebilirsiniz, bahçe işleriyle uğraşabilirsiniz, mutfakta güzel yemekler yapabilirsiniz. Biraz hani bu zevklere odaklandığımız günler ama yaratıcılığınız çok güçlenecek. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. İştahımızı biraz artabilir. İştahımıza kilo problemimiz varsa biraz kontrol edelim. Yoksa kendimizi biraz şımartabiliriz tabii ki. Perşembe sabahı ay ikizler burcuna geçecek. Evet bu iki günlük süreçten sonra Perşembe sabahından itibaren biraz meşguliyetler, işimiz, gücümüz, mesleğimizle ilgili konulara odaklanıyoruz. Detaylı işler var. Bazılarımız görüşmelere, toplantılara katılacak, yazışmalar olabilir. işle ilgili mesleki eğitimler, işle ilgili seyahatler olabilir. Koşturmacalı günler ama çok da aktif. Aynı anda birden fazla işte uğraşabiliriz, birçok şeyi de tamamlayabiliriz. Bunları yaparken yanımızdaki kişiler, hizmet aldığımız kişiler, bazen akrabalar, bazılarımız için günlük hayatımızdaki evcil hayvanlarımız, sorumluluğumuzda olan canlılar. Hani onlarla da ilgilenmemiz, onlara da zaman ayırmamız mümkün. Sağlığınıza özen gösterin. Solunum yollarınız biraz hassas olabilir. Bazı kronik mevsimsel alerjileriniz olabilir. Ay ikizlerden geçerken. Venüs'ün de ikizlerde olması aslında şu an için olumlu. Yani bazı problemleri daha rahat atlatabiliyorsunuz veya sorun yaşamıyorsunuz. O şekilde geçebiliyor. E, güzelliğiniz, estetiğiniz, kişisel bakımınızla da ilgilenebilirsiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri. Cumartesi öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Hafta sonunda Ay Yengeç Burcu'nda e, ne yapıyoruz? Biraz daha ilişkilerimize odaklanıyoruz. Yani eşimiz, partnerimiz, yakın arkadaşımız, yani e, ilişki içerisinde, yakın ilişki içerisinde olduğumuz kişilerin bizden duygusal beklentileri artabilir. Dolayısıyla biz de hani daha çok tek başımıza değil biraz daha birlikte bir şeyler yapmamız, paylaşımlar yapmamız mümkün görünüyor. İşle bağlantılı iş birlikleri ve ortaklıklar içinde aslında bazı uygun koşullar oluşabilir tabii ki. E, hafta sonunu değerlendirebiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.